Şehri İstanbul'un unutulmuş bir semtinin unutulmuş bir lisesi yanmış, 7 öğrenciye ilçede okul bulunamamıştı. Ne demek yani herkese okul bulduk da biz size bulamadık? Ağzımın yüzünü kıracaktım da zor tuttuk. Sonunda ilçedeki özel girişim koleji pek gönüllü olmasa da açtı kapılarını bizim 7 deli fişeğe. Yeni okulunuzun idaresiyle görüşmem düşündüğümden biraz daha uzun sürdü de. Böyle bir okula geleceğimi bilseydim okuldan önce ben yakardım zaten be. Yeni okulları girişim koleji çok modern, çok havalı bir binaydı. Havalı bir de müdürleri vardı. Esma Sultan. Gördüğünüz gibi bu okulda istemiyorlar sizi. Ben de istemiyorum. Lakin Orço halinden memnundu. Çabuk kaynaştı yeni arkadaşlarıyla. Anis, Calimero. Eyvallah Burkan kardeşim, mavişim benim. Karabiber'in ise okulda hademelik yapan annesi yüzünden endişeleri vardı. Kızım, söz ver bana. Kimse annem olduğunu bilmeyecek. Sen benden tanıyor musun? PC'nin renkli kişiliği yüzünden başı dertteydi. Herkes saçımı soruyor. Herkes aynı cevap vermekten sıkıldım ya. Kartopu. Salça bol bol dedikodu malzemesi üreteceğinden pek sevinçliydi. Ay ben onlara daha tedavisi bulunmamış bir hastalıkla bulaşacağım anacığım. Dedikoduyla. Ahan da buraya yazıyorum, bana da salça demesinler. Trafonun da kanı kaynamıştı hemen yeni arkadaşlarına. Gözünü sevdiğimin devlet lisesi be. Cimbomsa görür görmez anlamıştı rakibinin kim olacağını. Aslına bakarsan buradan bakınca senin oturduğun yerde boş görünüyor. Yedili'nin sakin gücü Bayrampaşalı'nın işi zordu. Hem okulu hem arkadaşlarını idare etmekte zorlanacaktı. Ya Trafo, dikkat ettin mi abi? Günde 100 kere sana sakin ol diyorum. Abi ne gerek var ya? Lan sok şunu cebine. Sigortalar aşağıda olsun Trafo. Şş abi sakin ol. Trafo. Tamam abi gerek yok şimdi. Trafo tamam abi sakin. Tamam Trafo abi hadi gidelim. Topraklarından uzak büyümeye çalışan 7 karanfildiler artık. Veya yeni okullarındaki ismiyle pis yedili. Paşa ile Orço nerede? Paşa'nın nerede olduğunu tahmin ediyoruz da Orço nerede? Allah Yunan konsolosluğuna gitmiş olabilir ya. Kandif. Harbi mi kız? Ya ben de seni çok özledim ya. Sabret işte 5 dakika sonra okuldayım. Günaydın Kamiller. Alice'le konuşuyorum ha. Sonra görüşürüz. Söyle kuşum benim söyle. Bu hakikaten Alice'le mi konuşuyor? Ya saçmalama be oğlum. Tabii ki de Alice'le konuşmuyor. Öyle bir şey olsa ilk önce benim haberim olurdu. Aklı sıra bize artistik yapıyor Turşu. Yine mi rüyandı beni gördün? Hadi ya. Ya bir kere de rüyanda beni giyinik gör be Alice'ciğim. Hayır, üşüteceğim diye korkuyorum. Ya daha ne kadar üşütebilir ki? Ya normalde yalancının mumu yatsıya kadar yanar ama... Ben bu turşunun mumunu sabah sabah söndüreyim ya. Aşkım, kuşum. Ya tamam bak ben de dersi kırıp sizin eve gelmeyi çok istiyorum. Ama ben arkadaşlarımı ekemem ya. Arkadaşlarım benim için her şeyden çok daha değerli. Ne oluyor lan? Alice'ciğim, diğer hattan Trafo arıyor. Sen kapat ben seni sonra ararım. Aa ne olur. Önce sen kapat.
Bak dilimi öpsen kafa kız. Hadi kurban olurum sen kafa bak. Ne olur ben senin suratını tırıp... Lan Turşu inanmadık işte daha ne blöf yapıyorsun? Aşk olsun Tirafo ya. Sevgilimle konuşuyorum. Niye çaldırıp rahatsız ediyorsa? Oğlum bu dünya üzerinde Alice'le çıktığına inanacak 15-20 tane salak adam bulursun. Ama sen en inanmayacak adamları yapıyorsun bu oyunu ya. Allah Allah. İnanmazsanız inanmayın güzel kardeşim. Aşkımı size mi ispat edeceğim ben? Ay şunun tatlılığına bak ya. Teşekkür ederim karabiberciğim. Sen de çok tatlısın. Alice'den ayrılayım ilk sıraya seni yazıyorum. Gerçi ikinci kadın olmayı kabul edersen şimdi de çıkmaya başlayabiliriz seninle ha. Ya saçmalama be salak arkandakini diyorum. Ana. Ah. Ay. Uy. Gel, 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 gel. Rex, Karabaş. Sen burada, Karabaş. Senin annengin nerede? Ay çok üşümüş, baksana titriyor. Bunu burada böyle bırakamayız. Bırakamayız da ne yapacağız? Derse mi sokacağız? Valla ders falan olmaz. Sınıftaki insan dışı varlık kontenjanını orçayla doldurduk biz. Ha ha ha, çok komik. Şu çamarı uzak tutun benden. Bırakın. Lan... Ne olacak Allah Allah ufacık köpek lan. Ne tırsak adamsın ya. Ne tırsacağım güzel kardeşim ne tırsacağım. Benim Milano'daki amcamın kangal çiftliği vardı oğlum. Ben azmanların arasında büyüdüm. Bir de o bitlidir firelidir şimdi bırakın onu elinizden. İlah versin. Kangalların arasında büyüyen çocuğa bak ya. Ya bu kangal sucuktan bile korkuyordur ha. Ya o değildi. Ne yapacağız şimdi biz? Alıp okula götürelim ya saklarız bir yere. Akşam da mahalleye getiririz hadi. Orço, sana pis bakıyor ha. Pis mi bakıyor? Allah aşkına. Uşt. Uşt. Allah'ın çomarı. Siz de alıyorsunuz bitli pireli hayvanı besliyorsunuz. Elçin değil misin? Son yarım saattir ağzını bıçak açmadı. İyiyim. Ya bak geçen gün toplantıdan gittim diye yapmıyorsun bu suratı hala değil mi? Hayır Güney, onu konuştuk ya. Asıl konudan tutup seni oraya götürmem büyük bir hataydı. Peki, sıkıntı ne o zaman? Evde mi bir şey oldu? Sizinkilerle mi tartıştın? Ya öyle bir şey değil. Neyse ya, seni de canını sıkmışım, gerek yok. Ya Elçin lütfen. Seni böyle görmek benim yeterince canımı sıkıyor zaten. Lütfen anlatır mısın bana? Haydut çok hasta Güney ya. Haydut. Ha Haydut senin köpeğin ya. Nesi var iyi miymiş? Ne bileyim. Böyle giriyor bir köşeye. Akşama kadar çıkmıyor hiç. Ya yaşlandı onu da biliyorum. Babam sabah veterinere götürdü. Hiç ümitli değil o da. Kendini en kötüsünü hazırladı dedi bana ya. Ah Nebiyeciğim tatlı su portakalım. Ne yapsam kurtulamıyorum şu idealizm kisvesi altında seksi bakışlar atan Filiz öğretmenden. Yani kendisi bin nasihatten daha iyi bir musibet. Yani hep bir doğruluk, hep bir hakkaniyet. Yani nereye kadar yani biz de insanüstü varlıklar olsak da insanız sonuçta değil mi? Ay sen hiç dert etme Esma'cığım, kuşum. Yaşam koçum, kuşumla, psikoloğum, kuşumla. Her gün konuşuyorum ayol ben bu konuları. Ay ben bilirim bu idealist kuşları. Cepleri biraz para görünce hepsi hurdacıya satar bütün erdemlerini. Hay ben ne idealistler gördüm, idealist değillerdi Nebiyeciğim. Yani bilmiyorsun. Ha bunlar Marduk gençliği. Yani Nuh diyorlar, peygamber demiyorlar. Aa, sen hiç merak etme. Yaşam koçumla, psikoloğumla her gün konuşuyorum ben bunları. Gereken neyse yapılacak. Ah tatlım hiç beklemiyordum. Şekerim sürpriz yapayım dedim kuşu. Bu pürüz öğretmenden kurtulmak için akılcığıma süper bir idea geldi. Böyle kafacığımda süper fikir baloncukları uçuştu. Sen şimdi bu pürüz öğretmenciye bir telefon çakıyorsun. Ondan sonra da başını döndürecek harika bir teklifte bulunuyorsun. Sonra da bizim canımız ciğerimiz Biricik Girişim Koleji'nden bu da tıpışıyor. Ondan sonra da okula almıyorsun ve ortada kalıyor. Okulda değil de şehir planlamasında mı çalışsaydım acaba?
Anlaşıldı. Kuşumcuğum yaz bakayım sen şuraya pürüzün numarasını. Alo, merhabalar kuşum. Ben Pürüz, Filiz öğretmenle mi görüşüyordum? Evet, ben Özel Sezgisel Koleji müdiresi. Nebiye Türkmenoğlu Türkmen. Evet. Konuyu fazla uzatmayacağım, hemen lafa gireceğim. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Sizin çok metinizi duyduk ve biz Sezgisel Koleji olarak sizi mutlaka camiamızda görmek istiyoruz efendim. Sizinle yüz yüze görüşmek isterim. Eğer uygunsanız bugün yarım saat sonra olabilir mi? Aha, çok güzel. O zaman sizin okulunuzda diyelim mi? Tamam. Görüşürüz. Ne oldu? Pek bir heyecanlısın. Hayırdır? İlginç bir teklif aldım. Teklif mi? Hı hı. Beni istemeye geliyorlar. Kim istiyormuş seni? Demedin mi ben başkasını seviyorum diye? Seviyorsan tabii. Kim o? Yani bu devirde kız istemek mi kalmış? Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Oldu olacak, başlık parası da versinler bari. Olmaz öyle şey. Gelsin benden istesin. Kimmiş o? Kimmiş? Dur Murat, sakin ol. İstemeye falan gelmiyorlar. Ah Filiz ya. İstemeye gelmiyorlar. Direkt sordu benimle evlenir misin diye. Nasıl ya? Kim o? Demedim mi benim başım bağlı diye? Dedim. Başım bağlı dedim. Ama yağlı bir ip tarafından bağlı dedim. Ve boğazımı fena halde sıkmaya başladı dedim. Şaka değil mi? Günaydın. Kusura bakma, benim senin gibi söyleyecek pembe yalanlarım yok. Bu hep benim yüzüme vurulacak değil mi? Vallahi bütün kadınlar adına konuşmak istemem ama genel olarak kadınların metabolizması bu şekilde çalışıyor. İşine gelirse. Bak talibim çok. Şu işin aslını anlatsana. Özel Sezgisel Koleji'nin müdüresi aradı az önce. Benimle yüz yüze konuşmak istiyorlarmış. Yarım saat sonra da burada olacak. Sebep? Okullarında çalışmam için bana bir teklif sunmaya geliyor. Yani bu okuldan ayrılıyor musun? Kim bilir? Yazık, bu zavallı titriyor ya. Korkudan mı, açlıktan mı acaba? Ya anacığım, biz de mal mıyız neyiz ya? Bu köpek için karnını doyurmayı akıl edemedik. Ne yer ki bu? Abi ne yiyecek ya? Ne versek yiyecek. Garibimin seçme şansı mı var? Ya yok, doğru söylüyorsun. En azından bakkaldan yiyecek mi yiyecek bir şey alsaydık ya. Aslında yemek probleminden daha büyük bir konu var. Ya bunu nereye bırakacağız oğlum ya? Şimdilik yanımızda götürelim sınıfa. Şş, bırak! Delirdiniz mi siz? Allah Allah! Vallahi kovulursunuz. Nereden buldunuz bunu? Yolda, okula gelirken. Ha, iyi. Adını da bahane koysaydınız bari. O niye? Niye bahane ki? Niye canım? Yani Esma Hanım sizi kovmak için bahane arıyor ya. İşte adı da bahane olurdu. Ne yapacağız peki? Ne yapacağını, sokağa bırakacaksınız tekrar. Aa, hasta mı bu Songül teyze? Anne, bunun karnı da aç. Böyle bırakamayız ki bunu. Anam, pek de güzelmiş kız bu. Allah yerim, ben seni yerim. Doğru, bırakılmaz bu. Songül teyze, ya ne olur bir çıkar yol söyle ya. Ne çocuğum benim? Kazan dairesine. Oraya götürelim. En iyisi orası. Aslansın be Songül teyze. Ne aslanı? Bir aslan falan değilim ben. İnsanım. Nedir benim sizden çektiğim ya? Yürü. Merhabalar. Merhabalar kuşum. Ne olur ne olmaz diye yakama bir de kırmızı gül takayım dedim. bir şey içmek ister misin? Ay yok, sağ olun. Size bir teklifte bulunmaya geldim. Buyurun, sizi dinliyorum. Sizin metinizi çok duydum. Ama okulunuzda Esma Hanım'la bazı çatışmalar yaşadığınızı da duydum. Olabilir, insanlık hali. Sizinle çalışmaktan büyük zevk duyarım.
Aslında ben... Bakın, önce teklifimi dinleyin. Size burada aldığınız maaşın 3 katını veriyorum. Nebiye Hanım, para benim için... Ayrıca size özel tahsis edilmiş şoförlü bir araç da veriyorum. Aslına bakarsanız... Ve az solist teklifi olarak en son size bunun yanında bir de müdür yardımcılığı teklif ediyorum. Müdür yardımcılığı mı? Evet. Zamanımız var. Teklifimi iyice düşünün. İstenildiğiniz yerde olmak isterseniz sizinle çalışmaktan mutluluk duyacağım. Buyurun kartımı. Cevabınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Öpüldünüz kuşum. Öpüldünüz. Salça. O tostların hepsini sen mi yiyeceksin kız? Yok paşa ya, biz ufaklığa götürüyorum. Ufaklık kim? Ha, bizim karabiberi mi götürüyorsun? Karabiberi ona ufaklık dediğini duymasın ha, çok kızar. Gerçi ben söyleyince duyacak ama neyse işte. Hatta ben seni gel direkt götüreyim ya. Kızım dur, nereye götürüyorsun ya? Ya ama paşa, bir görsen o kadar tatlı ki ya. Gel gel, hem sen bana yolda şeyi anlatırsın. Sen niye sabah erken geldin? Elçinle kavga falan mı ettiniz? Ay ne oldu, nasıl gidiyor, anlat bakayım. Yarını da bir güzel saralım. Lan Orço bak, yemin ediyorum Alice söylerim ben korktuğunu. Lan ufacık hayvan, nesinden korkuyorsun onu ya? Ya ne korkması güzel kardeşim ya, ne korkması. Ben uzaktan seviyorum. Çok uzaktan seviyorum. Mümkünse 1 kilometre uzaktan seviyorum ben. Ha, eğer şimdi gelip bunu sevmezsen Alice gidiyorum ve bundan korktuğunu söylüyorum. Yapma be karabiberim. Ha, söylemezsin değil mi? Ne olur bak, söylemezsin değil mi? Doğru işe söylemezsin değil mi? Vallahi söylerim abi. Ya sen ne biçim arkadaşsın be? Tamam bak, tamam. Seveceğim. Ama ağzını tut lütfen. Ne olursun tut ağzını. Allah belanı ver. Bir telefonu ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Şimdi köpek de sana inanıp beni düşman belirleyecek. Ya bunun ismi ne olacak? Vallahi bence Dilkopat olsun abi. Bence Elçin. Ya da Esma Sultan. He, anlaşıldı. Siz işin mavrasındasınız. Bence en güzeli Songül ablanın koyduğu isim ya. Bahane. Bahane? Bak vallahi baktın ha. Lan çok mu sevdin ismini? Vallahi olabilir bence, niye olmasın? Lan o ne biçim isim lan? Öyle isim mi olur? Bahane. Bahane. Oğlum ismini saçma buldu. Tut oğlum, tut. Yok vallahi bulmadı. Süper süper, 10 numara isim. Süper, çok yakıştı vallahi, tamam mı? Süper isim. Vallahi çok yakıştı. Bahane süper. Gel abisi gel bak. Allah bu ne ya? Allah sen ne güzel şeysin öyle ha? Mert de ismini buldu. Bahane. Hadi ya. Bahane? Kızım acıktın mı sen? Acıkmıştır tabii. Hadi getir yesin. Oğlum sen yedirsen alışsın köpek sana. Yok yok yok. Vallahi ben besleyemem. Vallahi ben besleyemem. Şimdi o tost yiyeceğim, ayağına beni yer. Allah Allah. Merak etme, köpekler hıyar yemez. Ya paşa, hani şimdi bu köpek burada, ne bileyim, hani gözünü seveyim böyle Esma Sultan'a falan filan. Ola ki duyarsa salla sepet evimiz dışarı. Ayıp, ayıp ya. Ulan benim Esma cadısıyla ne işim olur ha? Kız arkadaşını Elçin'e de söyleme. Belki gidip birine söyler. Allah Allah, merak etme, söylemem. Zaten kızın köpeği hasta. Bir de bu yavruyu görüp iyice sinirleri bozulmasın. Ya küçücük çomar, 3 tane tost yer mi lan? Senin 1 tanesini bana. Kardeşim, seni tanıdığıma çok sevindim ya. Geçmiş olsun. Ne oldu ki lan? Ha? Ne oldu? Oğlum, bir köpeğin önünden yemeğini almak kadar kötü bir şey yoktur. Yemin ederim. Vallahi almadım bak bahaneciğim. Yemin ediyorum almadım bak. Ucundan azıcık ver. Azıcık kopardım ucundan. Vallahi azıcık kopardım. O da burada. Yutarım onu. Hemen yutarım. Bak bak. Salça ablana veriyorum. O şimdi beslesin. Tamam mı bahane? Ne olur bana bir şey yapma. Verdim. Verdim bak. Ablana verdim. Al bunu verdim. Köpek hayvanı. Verdim ablana. Tamam mı? Vallahi yemedim. Uç. Allah bilanı yapma, korkutma beni ya. Allah bunları yaptırma. Dönsen önüne lan. Dön bak valla, şimdi gelin burada tüceye. Sana ne, dön valla. Çok mu seni sen dön. Ne var? Sana ne valla? Evet çocuklar. Önümüzdeki 2 hafta boyunca İngiliz edebiyatı denince akla ilk gelen tiyatro oyun yazarı ve şairi işleyeceğiz.
Kim olduğu hakkında bir tahminde bulunmak isteyen var mı? Başka tahmin edebilen yok mu? Peki o zaman bir ipucu verelim. İsmi böyle başlıyor. Ödeyim. Kim bu ünlü İngiliz oyun yazarı ve şair? Orçun? Cevap veriyorum öğretmenim. Ben Rooney. Futbolcu demedim Orçuncuğum. Oyun yazarı ve şair dedim. Aa öğretmenim. Bu Rooney Kamil'i geçen hafta Newcastle United'a bir gol çaktı. Şiir gibiydi yemin ederim. Maalesef Orçuncuğum. Elçin? William Shakespeare. Aferin. İngiliz edebiyatının temel yapı taşlarından William Shakespeare'i işleyeceğiz önümüzdeki birkaç ders. Bunu da yazdığı bazı tiyatro oyunlarından sahneler canlandırarak yapacağız. İlk oyunumuz Romeo Juliet. Herhalde en azından ismini duymuşsunuzdur. Duymaz olur muyuz öğretmenim? Ayıptır söylemesi, Milano'daki amcam Milano Devlet Tiyatrosu'nda bu oyunu defalarca sahneye koymuştu. İsterseniz birkaç kuple oynayabilirim sizi. Öyle mi? Harbi mi? Başlıyorum. Mana mene mini mini mana mene pipet. Ses açtım. To be or not to be. And what's the time? Or bu honey? Up on the top, please. Oğlum kaç. O söylemeye çalıştığın replik Hamlet'e ait olmasın Orçuncuğum? Vay. Şerefsiz Hamlet. Shakespeare'in repliğini çalmış. Neyse. İlk parçamız Romeo Juliet'in ilk karşılaştıkları sahne. Şimdi bize yarına kadar bu sahneyi çalışıp canlandıracak bir Juliet bir de Romeo lazım. Güney. Hadi. Ya. Cimbo. Ne yapıyorsun anacığım? İngilizce oynayacaksın. Bilmem farkında mısın? Bana ne? Yaparım. Ay iyi hocam ya. Bu varoş gibi oynayacağını ben oynarım. Daha da güzel oynarım. Ay ne olur siz beni seçin hocacığım ne olur. Pekala adamlar. Juliet'i sen çalış. Şimdi Juliet'e eşlik edecek olan Romeo'da sıra. Mert. Tam sırası kardeşim. Bak Juliet de Damla oldu. Hadi. Abi saçmalama ya. Evlerden ırak. Ne işim olur? Bana öğretti. Seç beni. Hadi. Orçun'dan başka aday yok mu? Ay Furkişko'm hadi gel. Hadi oynayalım. Hiç işim olmaz o kadar ezberle. O zaman Can. Hadi bebişim. Yavrucuğum zor iş onlar ya. Ya Zeki. Hadi Zeki. Gel bebeğim. Hadi ya beraber. Ben hayatta oynamam kızım. Romeo oyunun sonunda ölüyor. Ben daha çok gencim. Yani şimdi koskoca sınıfta. Ya bundan başka kimse yok mu Romeo olacak? Beni kaldırsanız birimiz yok. Pekala Orçun. Sen de Romeo'sun o zaman. Teşekkür ederim öğretmenim. Ay hocam. Ben vazgeçtim. Tamam. Elçin olsun ya da şu varış gülü olsun. Maalesef. Seçtik artık. Birlikte çalışın. Yarın sizden çok iyi bir performans bekliyorum. Ha unutmadan bu sahneden sözlü not alacaksınız. Ay hocam ya. Ay ben ölürüm ya. Vallahi hatta şimdi siz beni öldürün daha iyi hocam. Ne olur başka bir şey olsun ya da ben olmayayım ne olur hocam ya. Oh Juliet. Oh. And come my darling, my heart was timer please. Oh Juliet. Ouch. Yalnız paşa, sana teşvik ediyorum güzel kardeşim ya. Vallahi teşvik ediyorum. Sabah bir tane kutu kola istedim almadın. Elit itine kutu kutu süt alıyorsun vallahi. Ulan gereksiz. Sen de bu kadar tatlı olsaydın sana da kutu kutu süt alırdım vallahi. Ya sen şimdi bırak bahaneyi kıskanmayı da İngilizce Shakespeare'i ne yapacaksın onu söyle. Ya benim kütüphaneye gidip Dilkofat'ta buluşmam lazımdı ya. Lan gereksiz. Gitmişken bir kutu daha süt alsana bak bu yetmeyecek. Sabahtan beri içiyor aynı. Bana lan. Süt annesi miyim ben onun? Gidin kendiniz alın. Hem benim Juliet'imle buluşmam lazım. I am going to time my kütüphane. Lan defol git. Papucumun Romeo'su. Vallahi İngiltere
Orçun'un Romeo'yu İngilizce oynayacağını bilse kesin büyükelçisini anında çeker bizim memlekete. Neyse arkadaşlar, ben gidip bir paket daha süt alayım bahaneye. Güney! Neredesin? Bir saattir seni arıyorum. Beni mi? Evet. Ha, hiç öyle dolanıyorum. Ha, elindeki ne, süt mü içiyorsun? Süt mü? Ha, bu. Evet, süt içiyorum. Bir litrelik. Evet, süt içmeyi seviyorum. Bu kadar sevdiğini bilmiyordum ama süt içmek iyidir. Ya. Ya. Neyse, benim gitmem lazım. Nereye? Tuvalete. Yani malum bu kadar süt içtikten sonra. Ha. İyi. Ben buralardayım o zaman, görüşürüz. Tamam. Ben sonra seni bulurum. Tamam. Tamam. Neredesin? Ben seni burada bekliyorum, Allah Allah. Ay doğmadı diye güneş batmaktan vazgeçer mi Juliet? Ha! Nasıl kız? Shakespeare vari oldu mu ha? Abi saçmalama ya. Ya bir saçmalama. 2 dakika saçmalamasın sen ya. Ne kadar geri beyinli bir çocuksun sen. Uş. Bak. Bak bu arada söyleyeyim yani, yemin ediyorum o saçındaki bitlere bakmam. Eğer dersten böyle yani böyle sıfır mıfır alırsam, yemin ediyorum hepsini teker teker yolarım. Bil yani. Ya canım benim, Murat öğretmen aramızdaki Romeo Juliet elektriğini görünce daha parçayı oynatmadan yüz verecek bize. Sen hiç merak etme. Ay Allah'ım ya, inşallah o elektrik seni böyle çarpar, böyle kalırsın da Murat Hoca da bana doğru düzgün adam gibi bir Romeo bulur yani. Vay. Juliet evi nazivi diyorsun ha? Tamam kız, öyle olsa. E, tamam, tamam. Gerizekalı gerizekalı konuş, beni de daha böyle çıldırtma. Sen şunu şimdi al, çalış bakayım. Oku. Okudun mu hiç, baktın mı? Yes, I am people. Ne anlatıyormuş? Ne anlatıyormuş? Anlat bakayım ha. Ya işte şimdi bir tane Romeo Juliet var. Malatyalı bunlar, tamam mı? Beşik kertmesi yapmışlar bunları. Babası muhtar bunun. Ya ne beşik kertmesi? Ya sen manyaksın oğlum. Ne beşik kertmesi? Beni çıldırtıyorsun sen ya. Neyse Damlacığım, sakin ol, sakin. Bak şimdi bebişim, biz ilk kez tanışmış oluyoruz, tamam mı? Tamam. Merhaba, ben Orço, 2O ile. Ya gerizekalı. Ya ne Orçası ya, sen niye bu kadar salaksın? Gel buraya, gel, gel. Gel. Bak, burada ne yazıyor? Burada Romeo, burada da Juliet yazıyor. Romeo ve Juliet ilk kez tanışmışlar. Şimdi sen Romeo'sun, ben Juliet'im, tamam mı? Şimdi sen beni böyle şaşalı kıyafetlerle müthiş bir şekilde görüyorsun ve inanılmaz etkileniyorsun, tamam mı? Şaşalı kıyafetler. Evet. Başlayayım mı? Başla. Lan! Lan! Kız Juliet, bu ne biçim kıyafet ha? Bu ne biçim kıyafet? Git hemen üstüne başına bir şeyler gireyden. Git, hemen üstüne başına bir şeyler giy. Böyle çatal matal meydanlar dışarı çıkıp duruyorsan, itibar uğursuzu var, kopuğu var. Lan! Yarın bir gün ben kahveye gittiğim zaman demeyecekler mi yengeci cıbıl cıbıl dolaşıyor diye? Gerizekalı mısın sen? Ne kahvesi, ne kahvesi, ne kahvesi ya? Ulan bu adam beni çıldırtacak, beni öldürecek. Ay, gerizekalı ne kahvesinden bahsediyorsun? Burada bir tek manyak var. O manyak da sensin zaten. Ay. Kız, kılınca çok daha güzel oluyorsun ha. Role hazırlandım kız, role hazırlandım. Tamam, oku şunu. Tamam. Oku. Hi honey, open the door please. Come here. And go. Ya şunu doğru düzgün telaffuz etsene. Sen ne kadar şapşal bir adamsın ya Rabbim ya. Ha. Ya bu Romeo'nun aksanı birazcık şey galiba. Ya bu Romeo nereliydi? Ben ona göre bir aksan yapayım. Manchester'lı mıydı? Nereliydi bu?
Ya Allah'cığım ya Rabbicim ya. Ya sen benim için canım ağa. Ben bu gerizekalıdan kurtulayım ya. Ne olur ya. Ay ya Rabbim ya. Var ya bu gerçekten diyorum yani sana. Shakespeare böyle bizi görse şu anda. Ya böyle dava açardı ya da kalpten giderdi adam yani. Of. Öpeyim bir kere. Alo. Araba ilanı için mi? Evet, buyurun. Evet, araç benim. Yani babamın aslında ama ben ilgileniyorum. Fiyat ilanda yazdığı kadar. Pazarlık payımı... Yani aracı beğenirseniz çok ufak bir şeyler yapabiliriz. Yok, hayır. Takas düşünmüyoruz. Zaten nakit ihtiyacından dolayı satacağız. Siyah. Peki beyefendi. Eğer düşünürseniz aracı size istediğiniz zaman gösterebilirim. Oldu, sağ olun. Peki. İyi günler, sağ olun. Hayrola, arabanı mı satıyorsun? Yo. Yani, evet. Baban arabanı sat da sana yeni bir şeyler alalım dedi de. İyiymiş. Takas düşünürseniz bizde bir 84 model Sabri var. Sabri? Ha, yok. Ben almayayım, sağ ol. Neyse, zaten biz de satmayız. Fatih Hoca bir bakım yapar, eskisinden yeni olur. Hem zaten az yakıyor. Nebiyeciğim, Esma Sultan'ın bir tanesisin, baş tacısın tatlım. Sana zahmetçikler verdim. Bu iyiliğini en az 10 dakika boyunca unutmayacağım. Ay bana kendimi met ettirtme kuşum. Ne dedi, ne dedi pürüz öğretmen? Teklifini kabul etti mi? Ağzını açmaya fırsat kalmadı. Ona öyle güzel tekliflerde bulundum ki Esmoş kuşum. Aynı teklifleri sana yapsam, inan sen bile kabul ederdin. Öyle bir şey olmaz ama yine de süpersin tatlı portakalım. Teklifimi düşünmesi için ona biraz zaman tanıdım. Allah sen neler teklif ettin söyle bakayım. Pürüz öğretmenin şahsına özel bir şoför. Aa, güzel. Başka? Ve burada aldığı maaşın 3 katı. Evet. Ayrıca astrolist teklifimi en sona bıraktım ve ona bir müdür yardımcılığı teklifinde bulundum. Ve bu teklifi kabul edecek. Ondan sonra da bizim okulumuzdan tıpışacak. Sonra da sen onu almayınca okula dımdızlak ortada kalacak. Aha! Keyifliyim, keyiflisin, keyifliyiz. Aynı portakaldan Nasrettin Hoca yaptığımız dönemlerdeki gibi. I promise on the target term of the first dinosaur, get the law. Allah aşkına söylesene Orço. Ya Allah aşkına söyle. Yani sen böyle varoş okulda olsa yani hiç mi İngilizce görmedin ya? Bu ne demek ya? Bu ne demek? Ya vallahi ben gördüm ama bu Shakespeare Kamil'i bence doğru düzgün İngilizce görmemiş ha. Şu cümle birazcık düşük gibi geldi bana ya. Burada tek düşük olan şey var. O da senin beynin Orçocuğum. Gerçekten bak. Ay yok bu böyle olmayacak ya. Bütün millet dağıldı. Yemin ediyorum okulda kimse kalmadı. Biz hala şurada bir satırı düzeltemedik. Yani böyle konuşturamadım seni, çıldıracağım. Bak şimdi ben söylüyorum sonra sen tekrarlıyorsun tamam mı? If I profane. If I'm profane. Heh işte böyle. With my unvirtuous hands. With one and virtuous head for time, love, honey. Of ya Rabbim ya. Yok yok bu böyle olmayacak. Gerçekten olmayacak. Ay ben vallahi bu dersten kötü not alırsam babam bütün ek kartlarımı alır ya. Alışveriş falan yapamam. Yok yok biz hadi kalk. Kalk bir yerlere gidelim çalışalım Orço. Hadi açalım. İstersen bizim mahalleye gidek. Orada dizilik kafesi var. Beraber çalışırız ha. Oldu. Biz sizin mahalleye, o varoş mahalleye gelmediğim kalmıştı. Olmaz. Başka bir yer. O zaman sizin eve gidek. Bizim eve mi gitsek ya? Gerçekten o. Yok ama ya bunun ayakları falan kokar. Ölürüm ben ya kesin boğularak. Yok tamam hadi sizin mahalleye gidelim. O senin varoş doğal ortamında belki bu beynin çalışır birazcık. Kalk. Vallahi kalbimi kırdın Juliet. Hadi bana Juliet falan deme. Yemin ediyorum böyle saçını başını kafanı gözünü her bir şeyini kıracağım. Kalk hadi yürü gidelim. Vay çakal. İngilizce öğreteceğim ayağına geceyi benle geçirmek istiyorsun değil mi? Ya yürü. Kalk. And
And come Juliet, and come. Ay anneciğim ya. Ay hem de kam diyen bir adama İngilizce Shakespeare öğretmeye çalışıyorum. Al beni götür bu diyarlardan yalvarırım. Al götür beni bu diyarlardan. Please honey, please. Kahve? Şu anda ihtiyacım olan tek şey herhalde kahve. Sabahtan beri böm böm bakıyorum etrafa. Şu Nebiye denen kadın acayip kafamı karıştırdı. Konuşmak ister misin? Belki ben yardımcı olabilirim. Çok cazip bir teklifte bulundu kadın. İstediğim koşulda, istediğim şartlarda çalışabileceğim. Hem benimle çalışmayı çok istiyorlar. Ne duruyorsun? Koşsana. Yani bütün sevdiklerim de burada. Ya hocam, gidiyor musunuz? Yani öyle kesinleşmiş bir şey yok çocuklar. Ya hocam hayırlı olsun, biz de bu ayaklı gazeteden öğrendik. Neyse hocam, ne karar aldıysanız umarım hayırlı olur. Sıkıntı olmasın yeter. Çocuklar, bir görüşme yaptığım doğru ama henüz net bir şey yok. Ya hocam, hani gerçi mahallede görüşürüz ama yine de siz benim tanıdığım en iyi hocasınız. Yani hocam, size o teklif gelen yerden ne kadar teklif geldi? Yani o gideceğiniz okulda Murat Hoca'dan daha yakışıklılar mı var? Hayır yani, sizin Murat Hoca ile aranızda ne var ki böyle sürtüşmek? Salça, nefes al. Nefes al canım. Ya hocam, siz bunun kusuruna bakmayın. Ölümlü dünya ya, keyfini çıkartın siz. Neyse hocam, tekrar hayırlı olsun. Biz daha fazla vaktinizi almayalım. Ne karar alırsanız alın. Bizi mutlu edeceğinizi bilin yeter. Sağ olun çocuklar. Görüşürüz hocam. Bütün sevdiklerim diyordun. İşte gördünüz bütün sevdiklerimi. Karar vermek çok zor. Ama sanırım kabul edeceğim. Daha kabul edeceğin çok teklif olacak hayatında. Şimdiden alıştırsan kendini iyi olur. Gülcan, biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Furkan hakkında söylediklerimi düşündün mü? Düşündüm Gülçiçek abla. Hatta bu konuyu Faruk'la da konuştum. Ve? Ve Faruk'un senin anlattığın gibi biri olmadığına karar verdim. Bak Gülcan, mesele benim ne anlattığım da değil. Bu çocuk seni kullanarak abine zarar vermeye çalışıyor. Abim benim mutlu olmamdan olsa olsa mutluluk duyar Gülçiçek abla. Sen de bunu yapsan iyi olur. Bak Gülcan, bir şekilde bu çocuğa aşık olduğunu düşündüğünü biliyorum. Ama senin tanıdığın Furkan gerçek Furkan değil. O sana kendini sevdirmek için başka biri gibi gösteriyor kendini. Bunu neden anlamıyorsun? Hem gerçekten iyi biri olsa ben niye ona engel olmaya çalışayım ki? Bilmem. Belki sen onunla çıkmak istiyorsundur. Beni de önünde engel olarak görüyorsundur. Saçmalama Gülcan, nasıl böyle bir şey düşünürsün? Niye? Bu Elçin yüzünden abimden intikam almak için iyi bir yol olmaz mıydı? Yazıklar olsun sana Gülcan. Seni kardeş belleyip uyaran da suç. Ha bu arada, o iyilik meleği sevgilin sana zarar vermesin diye yanına gittiğimde bana ne dedi biliyor musun? Seni kendine aşık ettikten sonra gidip her şeyi abine anlatacakmış. Senden ayrılması karşılığında da abinin Elçin'i bırakmasını isteyecekmiş. Yani olan biteni görmezden gelsem belki de Elçin'in abin ayrılacaktı. Ama ben ne yaptım? Seni uyarmayı seçtim. Görüyorum ki çok büyük bir hata yapmışım. Ay bu Hasan Paşa tam Songül'e göre anacığım. Hani Saadet Alan'ın balet zannettiği ama pehlivan olan oğlu Sabih var ya. Aynı onun gibi Mert vallahi. Ay ne biliyorsun kız? Ya bu Hasan Paşa bu bizim pür telaş Nurettin gibi geyse, yıllar sonra ortaya çıkarsa, yani nereden bileceksin? Sitz, ich bin Gott nauschlein. Ben Almanyalarda yaşamış, Avrupa görmüş kadınım. Böyle erkeğin hasını bir kilometre öteden tanırım. Ay bak, durup dururken şimdi panik atak Sami'nin görümcesi gibi paranoyaklaştım valla. Ya bu Hasan Paşa'nın eli uzunsa, ay nereden bileceksin? Ay bu devirde hiç kimseye güven olmaz ki anacığım. Ay sen zaten kimseye güvenmezsin. Hapşırtık Ayşegül'ün anneannesi Fehmiye gibisin aynı. Ben kime güvenip kime güvenmeyeceğimi bir kilometre öteden anlarım. Sitz, ich bin Gott nauschlein. Ben Avrupalarda yaşamış, Almanyaların tozunu dumanına atmış kadınım. Hey hey, çift pasaportum var benim. Bak, vallahi aklıma süper bir fikir geldi kızlar. Hadi. Dur ne hadisi? Bize söyle de biz sana söyleyelim. Süper bir fikir geldi aklına senin diye. Kendi kendine hallendin ergen zeliha gibi.
bu Hasan Paşa'nın Songül'e iyi kocalık edip edemeyeceğini anlamak için Hasan Paşa'nın mahallesine gideceğiz. Etrafa, konusuna, komşusuna soracağız, araştıracağız. Ayol adresi nereden bulacağız? Bilmiyoruz ki. Bak doğru dedi. Mahallesine gidelim diyorsun da biliyor musun mahallesini? Bak Almanya'da olsa şıp diye bulurum evelallah. Ich bin Gott nauschlein yani her yeri karış karış bilirim. Siz orasını bana bırakın kızlar. Arife kontürüm var değil mi kız? E sen attıydın ya bana 50 tane. Şimdi bu Hasan Paşa'ya bir kargo göndereceğiz anacığım. Ayol adresi bilmiyoruz dedik ya zits. Ay zaten kargoyu da o yüzden gönderiyoruz. Adresini öğrenmek için Hasan Paşa'nın. Sen de Hasan Paşa'nın telefon numarası vardı değil mi? Ha vardı galiba. O okul şeysi için şey ettiydi. Görelim bakalım bu Hasan Paşa neyin nesiymiş. Zam, hazır mısınız? Zam ne kız? Zarife, Arife, Mülşende. Yani zam. Zets, ben niye en sondayım? Koskoca Avrupa görmüş, çift vatandaşlı kadınım ben. Hey hey! Ay ben ortadayım, yerime geçeyim. Gel Juliet'im gel. İşte bizim mekanda burası. Abi gelenlere bakın. Nasıl ya? Ay Allah'ım çok şükür ya. Yani eve hava atisi gideceğim derken son anda güldün şu kulcağızının yüzüne. Ya Rabbi çok büyüksün ya. Abi ne işi var bu çift oynayan burada ya? Ha bak kanki canlı gidelim de orada. Gel gidelim yanlarına hadi. Selam kanki canfintleri. Hoş geldin Damla. İyi, pek hoş gelmedik yani böyle bayram oldu ama geldik işte ya. Ay Allah'ım ya bitim nerelerdeyim ben ya. Ay böyle tırnak içinde söylüyorum yani gerçekten böyle varoşların göbeğine böyle kalbin attığı yere düştüm ya. Allah Allah geldiğinde zorla mı geldin kız? Yani herhalde yani zorla geldim ya. Ay insan yani kendi isteğiyle gelir mi böyle bir yere ya? Allah'ım yarabbim ya. Allah arkadaşlar görüldüğü üzere içeri hayvan sokabiliyorsak demek ki insan da girebiliyormuş içeri. Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen, please, ne olursunuz lütfen. Eski mevzuları kapatalım artık. Yepyeni bembeyaz bir sayfa açalım. Filsin'in saçı kadar beyaz, temiz bir sayfamız olsun. Ha, tekrardan tanışalım. Olur mu arkadaşlarım? Tanıştırıyorum. Juliet'im, Kamiller, Kamiller, Juliet'im. Ben senin bana Juliet dememen gerektiğini daha önce söylemedim mi? Senin o saçını başını yolarım. Sonra o senin kafanı gözünü her yere patlatırım. Anlamıyor musun ya? Ben senin Juliet falan değilim. Allah Allah. Arkadaşlar, arkadaşlar. Juliet balkonda durduğu için birazcık üşüttü. Sinir ondan. Boş verin siz. Bir saçma saçma konuşma ya. Bir saçma saçma konuşma ya. Ya ben seninle buraya sadece ders çalışmak için geldim. O da mecburiyetten ya. Hadi yürü. Yürü gidelim çalışalım. Şurada ne yapacaksak yapalım ya. İyi Murat hocam ya. Ya neler getirdin benim başıma. Arkadaşlarım, kardeşlerim. Gördünüz değil mi? Kız bana hasta oğlum. Fena hasta lan. Bana dedi ki Orço sizin ev boş mu? Sizin eve gidelim dedi lan. Ya farkında mısınız bilmiyorum ama ben Romeo olunca Juliet olmak için nasıl da kadar sınıfta. Ulan turşu suyu. O senin Romeo olduğunu öğrenince intihar etmeye kalkıştı lan. Düşün işte bana ne kadar hasta. Ben bir balkona çıkayım geleyim. Juliet'in bekletmeyeyim. Siz de zar atmaya devam edin. Juliet. Elini çek yemin ediyorum ya öldürürüm seni böyle var ya. Yani Romeo falan dinlemem şu balkondan aşağı atarım seni ya. Tamam çekiyorum yavaş yavaş diyorsun. Tamam tamam. Böyle saçma saçma konuşuyorsun yemin ediyorum böyle öldürmek istiyorum seni yani şu an zaten zoraki duruyorum. Aç şunu da çalışalım hadi. Aç. If I profiterol. Ya geri beyinle Allah'ım yarabbim ya ne profiterol ya profane profane o ya. Ay. Kusura bakma bu sefer aksan birazcık Oxford'a kaydı. Çok özür dilerim. Alt dudak versene bir.
olmuş bu eve böyle ya? Duvarda tablolar yok. Halı yok. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki bu eve hırsız girmiş. Eve girdiğimde evin her tarafını dağıtılmış halde buldum. Zaten evi dağıtıp da geri toplayan hırsız pek yoktur. Ya ben de dağınığım ama hırsız kadar değil tabii. Bazı eşyaları yerinde göremeyince eve hırsız girdiğini anladım. Peki bize yazdırdığınız eşyalar dışında başka çalınan bir eşyanız var mı Hasan Bey? Vallahi dolapta yarım tencere dolmam vardı, onu yemişler. Ama önemli değil. Peki şu tutanağı imzalar mısınız? İmzalayayım. Hırsızları bulabilecek misiniz? Umuyoruz. Eninde sonunda yakayı ele verecekler. Bu son 10 gün içerisinde mahallede girilen 8. evsiniz. Yapma ya. Seri hırsızlar demek ha? Evet. Azılı bir çete. Kadın kılığına girip evleri soyuyorlarmış. Vay uyanıklar. Demek kılık değiştiriyorlar ha? Etekleri ayaklarına dolaşır. İnşallah. İnşallah. Ya paşa bırak artık şu kitabı ya. Ha, köpek bu. Sevgini paylaşırsın, oyun oynarsın, yemeğini paylaşırsın, büyür o köpek yani. Benim köyde 4 tane köpeğim vardı. Yani ben böyle hiçbir tanesine kitap okumadım. Gayet de uslu akıllı köpeklerdi. Gerçi bir tanesi agresife bağladı biraz. Muhtara saldırdı. Köyden sürüyorlardı az kalsın vallahi. Vallahi ben ona şaşırmadım da. Diğer üçü nasıl sakin kalmış ona şaşırdım vallahi. Ben bir su alayım, istiyor musun? Hayır. Ben de seni özledim tabii ki. Tamam. Yarın okul çıkışı görüşürüz o zaman. Tamam. Yarın ben senden ders notlarını alırım. Su alacaktım da ben. Ben vereyim mi Mert abi? Ha, yok sen zahmet etme ya. Alırım. Sen nasıl ev sahibisin ya? Mert abim burada kendi su dolduruyor, sen öyle oturuyorsun orada. Sınıf arkadaşımla telefonla konuşuyordum abi. Ya sorun yok ya, ben yabancı mıyım? Efendim canım. Elçin iyi misin sen? Hadi ya. Çok üzüldüm. Benim yapabileceğim bir şey var mı peki? Hemen gelebilirim yanına istiyorsan. Sonra konuşuruz. Sen de kendini fazla üzme, tamam mı? Tamam. Hayırdır paşa, ne olmuş? Ya Elçin'in bir hasta köpeği var demiştim ya. Ölmüş. Hadi be. Ne yapıyorsun lan? Kilo mu verdin sen? Aslında biraz verdim evet. Ya. Ama bu kazak ve monttan biraz iri duruyor. Şiş iri. Evet. Zeki ben seni çok severim biliyor musun? Ha. İyi çocuksun sen. Valla bak diğerlerinin aksine ben senin hakkında hep iyi düşünürüm. Öyle. Tabii. Tabii. Seni hep korurum. Heh. Ay. Ay. Kardeşim. Beyler. Bu işi bugün hallediyorum, karar verdim. Ya Furkan biraz erken değil mi? Yani şartlar yeterince olgunlaştı mı sence? Eğer elim çabuk tutmazsam bu cimbom öttü ötecek. Evet. Yok şartlar olgunlaşmadı. Yok öttü ötecek. Arkadaşım böyle şifreli konuşmayın. Ayar oluyorum, ayar. Oğlum bu Gülcan mevzusu var ya, ondan bahsediyoruz. Neyse ne diyordum? Ha. Şu Gülcan'ı filme alma işini erken aldım. Eve kameraları yerleştirdin mi? Merak etme, hallettim. Okul çıkışında aynen evdeyiz. Ha, güzel. Ben de geleyim mi Fırki? Sen gelip ne yapacaksın? Kamerayı çekelim size. Evet ya, gizli çekim yaparken evde kameramana da çok ihtiyacım vardı. Gizli çekim mi? Evet, biraz gizli. Benim aklıma harika bir fikir geldi lan. Şimdi ben saçlarımı Apache model yaparım. Araya da kamerayı koydum mu buraya?
Olabilir ama benim şöyle bir fikrim var. Kamerayı saçların arasına koymayalım da başka bir yerine koyalım. Mesela nereme? Gel kulağına söyleyeyim. Yuh! Yuh! Ne kadar ayıp Furki! Pis herif. Asıl ayıp, Gülcanlı görüntüler olacak. Bayram Paşa'da o görüntüleri gördüğünde çok utanacak. Sen niye gülmüyorsun lan? Sonuçta biz bir ekibiz. Hep beraber güleceğiz. Gül! Çalıyor anacığım. Alo? Ali! Buyurun. Hasan Paşa Bey'le mi görüşüyorum? Benim buyurun. Ben taşıma su kargo şirketinden Nalan efendim. Şahsınıza gönderilmiş bir paketimiz var da... Yalnız sadece isminiz ve numaranız yazıyor paketin üstünde. Kimden geldiği belli değil mi? Ay hayır efendim. Yani bu yüzden ev adresinize ihtiyacımız var. Gizli bir hayranınızdan gönderilmiş süslü bir paket sanırım. Tabii tabii. Biliyorum kimden geldiğini. Söyleyeyim efendim. Yazıyorum Hasan Paşa Bey. Şerif Ali Caddesi. Çilek Sokak. 34.746. Yeni Sahra, İstanbul. Paketiniz yola çıkmıştır efendim. Başka bir arzunuz? Sağ olun, teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İşte bu kadar. Adresi aldık bile kızlar. Vallahi aldık adamın adresini. Aldıysak yüzüme niye aval aval bakıyorsunuz? Medyum tot işin çarpık bacaklısı gibi anacığım. Hadi kalkın gidelim de şu Hasan Paşa kimin nesi, neyin fesi bir öğrenelim. Songül'ümüze layık bir koca adayı mıymış bakalım ha. Hadi gelin. Hadi. Bahane, anacığım sen kızdın mı bize? Seni burada bıraktık diye. Ama kızma ya. Seni eve götürürdük ama Esma Sultan görür diye korktuk. Ne kızması be, ne kızması? Şu iti beslediğiniz kadar beni besleseydiniz... ...yemin ederim bir sene boyunca bu kazan dairesinde yaşardım ha. Bana iki tane tost ısmarlayan yok. Ama bahaneye gelince çok. Ulan sen bir yıl bu kazan dairesinde kalacağını kabul ediyorsan... ...ben sana çok ısmarlarım yemek yani. Eyvallah kardeşim. Ya sen şimdi bırak şu bahaneyi kıskanmayı da... ...rolle çalıştın mı onu söyle. Çakma Romeo. Çalıştım tabii karabiberim. Çalışmaz mıyım? Gerçi Dilkopat bir ara dayanamayıp beni öpücüklere boğup konsantremi bozmasaydı çok daha iyi çalışırdım. Dilkopat'a da hak vermek lazım. Karşısında böyle Phoebe Bates bir Romeo durunca dayanamıyor insan. Gördük zaten dün. Aşkından çayı kafandan aşağı boşalttı. Seven ne yapmaz Beyazıt? Hadi hadi sınıfa. Sınıfta devam edersin şartlamanlıklarını. Hadi. Bahane, biz gidiyoruz şimdi anneciğim, tamam mı? Teneffüste yine gelir sana bakmaya. Beyler, bu pis yedili yine kesin bir şeyler çeviriyor ha. Bakalım bunları her gün bu kazan dairesine getirip götüren olay neymiş? Lan bunlar gizlice kazan dibi iyi olmasınlar löpür löpür. Zeki, normal günlerde kurduğun cümleler bile bize acı veriyor anladın mı? Bir de üstüne sanki yapabiliyormuşsun gibi böyle şaka espri yapman benim sabrımı çok zorluyor lan! Ne kadar zorluyor. Bir sus kıracağım çeneni en sonunda ha. Beyler, bakın burada ne varmış. Ay, köpek, hoşt, hoşt. Ne olur yeme beni, ne olur yeme beni. Lan geri zekalı. Minnacık hayvan nasıl yesin seni? Allah Allah! Sen pirana diye bir hayvan duymadın herhalde değil mi? Bu kadar mı? Kes lan sesini.
Demek bu pis yedili Esma Sultan'dan habersiz okulda köpek besliyor. Yazık. Okulumuz bir gün sonra 7 tane hayvansever öğrencisinden mahrum kalacak. Dur söyleme. Allah aşkına ben soracağım ya. Furki, Can Burger'in düşündüğü şeyi mi düşünüyorsun abi? Evet. Aferin, çok iyi yapıyorsun. Can Burger, sen de Furki'nin düşündüğü şeyi mi düşünüyorsun abi? Herhalde Zeki. Çok güzel, bravo. Ya ben diyetini düşünemiyorum ya. Zeki, canım. Üzülme canım. Üzülme Zekiciğim. Bak, belki beni iyi dinle. Belki çok istersen, kendini çok bu işe verirsen... Efendime söyleyeyim, uslu bir çocuk olursan... ...günün birinde bu köpekle bir sinerji yakalayabilirsin belki. Öyle diyorsun. Tabii, bir bak bakalım. Olur, olur var. Hadi bakalım. Bobby! Bobby! Ay ya, ağzını yerim senin be. Ne şeker bir şeysin sen. Bobby, sen de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun? Evet ya, bugün cam... Furki? Furki? Kaldım burada, kaldım burada! Kapağı çıkmış ya. Teşekkürler. Filiz Hanım kuşum. Artık yavaş yavaş sadedimize gelelim değil mi? Ne yaptınız? Benim teklifimi düşünebildiniz mi? Düşündüm Nebiye Hanım. Çok güzel. O zaman yarın istifanızı verirsiniz. Haftaya da yeni görevinize başlarsınız. Düşündüm dedim Nebiye Hanım. Kabul ediyorum demedim. Ay affedersin kuşu. Lafını böldüm değil mi? Kabul ediyorum de buyur de. Maalesef kabul etmiyorum Nebiye Hanım. Ay çok güzel. O zaman yarın istifanızı verirsiniz. Ne? Kabul etmiyorum mu? Ama bu imkansız. Yani kabul etmiyorum derken kabul ediyorum mu demek istediniz? Hayır. Kabul etmiyorum derken kabul etmiyorum demek istedim. İyi ama nasıl olur? Ben size 3 misli maaş, özel şoförlü bir araç, bir de müdür yardımcılığı teklifinde bulundum. Anladım. Çok güzel. Çok zekisiniz. Çok güzel pazarlık yapıyorsunuz. Peki o zaman size 5 misli maaş, 2 özel şoförlü araç, bir de özel yetkili müdür yardımcılığı teklif ediyorum. Ben bu mesleği zengin olmak için seçmedim ki. Benim tek amacım kendine güvenen özgür bireyler yetiştirip eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak. Affedersiniz ama sizin okulunuzdakiler öğrenci de bizim okulumuzdakiler guguk kuşu mu? Guguk kuşu mu? Hayır değil tabii ki guguk kuşu değil. Şöyle ki sizin okulunuzda sizin gibi aklı başında bir eğitim gönüllüsü var. Oysa ki bizim okulumuzda Esma Hanım var. Sizin de bildiğiniz gibi onun olduğu bir okulda en az bir eğitimci şart. Bu cömert teklifiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama şunu bilin ki idealist iş arayan öğretmen arkadaşlarım olursa sizinle irtibata geçmelerini sağlarım ben. Ama aslında... Çok teşekkür ederim Nebiye Hanım. İyi günler. Ay size 7 misli maaş, 4 şoförlü araç... Of, Esma çok haklıymış. Ne kadar da çatlak bir kadın bu böyle. İlkokul 2. sınıftaydım. Bir gün eve arabayla dönmüştük. Arabadan indim. Baktım tekerleğin yanından bir ses geliyor. Baktım orada duruyor böyle ağlıyor haydut. Soğuktan üşümüş titriyor. İşte annesi var mı diye baktım yoktu. Sonra ben de gizlice eve aldım. Aslında annemler hayatta izin vermezler. O yüzden ben de gizlice baktım odamda. Tam bir hafta. İşte çok fazla süt içiyorum diye şüphelenmeye başladılar falan. Sonra bir gün annem ben yokken odama girmiş. İşte bakmış, haydutu bulmuş oradan. İşte normalde kızar ama haydut o kadar tatlıydı ki. Dayanamadılar. Sonra bahçede bakmama izin verdiler benim de. Ya ben onunla büyüdüm Güney ya. Şimdi çocukluk arkadaşım ölmüş ve kendimi çok yalnız hissediyorum. Elçin, biliyorum zor. Ya sana hayatta ölüm var falan da demek istemiyorum ama... ne bileyim, ben varken sen yalnız kalmazsın. Tamam, haydut kadar sevimli olmayabilirim. İddia da etmiyorum zaten ama idare edeceksin artık. Ya Güney, iyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Üzülme artık, tamam mı? Tamam.
Ne? Kendilerini besledikleri yetmiyormuş gibi bir de köpeklerini besliyorlar ha? Maalesef hocam. Hayır, bir de bu köpek yarın bir gün kendi köpek arkadaşlarını falan da getirir okula. Bu fakirlerin kendileri de hayvanları da hep aynı taktiği izlerler hocam zaten. Hatta bitkileri bile hocam. Bakın otoban kenarlarına. Hep böyle ebe gümeci falan doludur. Böyle bir anda türer onlar. Yok artık. Benim okulum bu kadarını hak etmiyor. Ha, bitleneceğiz artık canım. Hocam, ben bit pire falan yüzünden bu güzelim saçlarımı kestirmek istemiyorum. Siz hiç merak etmeyin benim değerli business class öğrencilerim. O eziklerin büzük köpeğini derhal bulunduğu yerden bulup atacağım. Nerede saklandığını biliyor musunuz? Tabii ki biliyoruz hocam. Bu okulun altındaki kazan dairesindeler efendim. Hmm. Demek ezik yedili okulcuğumuza getirdikleri o pis köpeği tertemiz kazan dairemizde saklıyorlar ha. Kalorifer yoluyla hepimize kuduz bulaşmadan derhal def edeceğim o köpeği. Kızlar, kızlar. Ya ne öyle kızlarımızlar falan, böyle maço tavırlar? Ya bırak şimdi bana tırnak göstermeyi. Şu Furkanlar var ya, sizin köpeği Esma Sultan'a ispiyonladılar. Ne? Ay zavallı köpek ya. Ay yazık, ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum da Esma Sultan onu zehirler. Ay o zehirlemese bile köpek onu görünce kahrından intihar eder zaten. Ay yok, görmemeli. Bir şeyler yapmamız lazım. Benim aklıma bir şey geliyor aslında. Oyalanmayalım, hadi yürüyün kızlar. Hadi kızlar yürüyün ha. Aa, ben söyleyince cinsiyetçi oluyorum ama. Sağ kol, hadi sağ kol, bastır oğlum, bastır. Bana bak, sen de hiç boş değilsin ha. Hadi yürü oğlum, yürü oğlum, yürü. Hadi bastır sağ kol, bastır. Ay yürü yoksa keserim seni, vallahi keserim. Dur lan, dur. Ne yapıyorsun Zeki? Kendi kendine bilek güreşi mi yapıyorsun? Yok ya, insan kendi kendine bilek güreşi mi yapar? Ben sadece hangi bileğim daha kuvvetli onu ölçüyordum. Zeki, kabul et. Çok yalnız. Evet, o yüzden de böyle kendi kendine oynuyorsun Zeki. Evet, biraz yalnızım. Ama artık değilsin. Çünkü biz varız. Ciddi misiniz? Ne yani, siz de benimle bilek güreşi mi oynayacaksınız şimdi? Ah çılgın. Tabii ki hayır. Biz üçümüz bir araya gelsek de senin gücüne yetişemeyiz. Biraz güçlüyüm değil mi? Of, tabii tabii. Sen bayağı güçlüsün. Tut bakayım. Bayağı. Çok iyi değil mi? Çok iyi. O yüzden de biz seninle böyle başka türlü zaman geçirmek istiyoruz. Başka türlü derken? Bir oyun oynayacağız. Oyun? Nasıl bir oyun? Akıllı köpek değerli. Akıllı köpek değerli mi? Aa! Aa! Akıllı köpek değerli benim en sevdiğim çizgi film karakteridir ha. Ben onun hayranıyım da. Odama bir gelsen var ya böyle boy 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 posterleri asıldır. İmzalayayım da. Tamam işte Zeki. Sen de hadi gel bizle o zaman. Hadi gidelim. Gel sen de. Hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Ay ne işimiz vardı buralarda yarabbim. Almanya'nın Münşen'inde de kar yağıyor ama zırt diye kaldırıyorlar. Bu ne? Ay dikkat et, tut kız beni. Ay, kız sen mi yalvardın? Sen yalvardın götürün beni diye. Biz mi takıldık peşine? Tabii ama. Şşş, kız, kız. 15 numara. O zaman ev burası anacığım. Zits, ben gideceğim yeri 1 kilometre öteden tanırım. Ayol ben Almanya'nın Avrupalarında Münşenlerinde gezinmiş. Filigofenlerin kapılarını bulmuş kadınım. Şu kırık dökük evi mi bulamayacağım? Kız fena bir eve benzemiyor bak. Bahçesi de var. Ne kadar kira gidiyor acaba bu eve? Ay ne yapıyorsun ayol? Ah, çekil oradan. Ayol bizi çapulcu zannedecekler. Çöpün içine bakılır mı? Sus. Bir evin içinde olup bitenler o evin çöpünden anlaşılır anacığım. Ve bu çöp boş. Sam. Ne demek oluyor şimdi bu? Yani Hasan Paşa'nın saklayacak bir şeyleri var demek oluyor. Ben hafif hafif bu adamdan kılınmaya başladım. Kız, kıl.
Yalanmanın sırası mı şimdi? Ağdaya mı geldik buraya? Hasan Paşa'yı araştırmaya geldik. Şimdi siz etrafa bir bakının. Sonra da konu komşuya sorarız. Ay. Aa. Ayol, insanın bir tane mi faturası olmaz? Aa. Ayol, bu Hasan Paşa Grand Pis üyesiymiş. Ben dedim değil mi size anacığım? Bu adam pis işler peşinde diye. Pis. Şu içeri girip bir bakalım. Aman kimse. Stop. Ay ne oldu? Etrafı sıkıca bir kolaçan etmemiz lazım. Onun için iki gruba ayrılıyoruz. Müşendi, sen bu taraftan, Zarife, biz de bu taraftan. Ben niye oraya tek başıma gidiyorum? Bilmem, filmlerde hep öyle yapıyorlar. Ama sen Almanya'nın Müşendi'nde tek başına yaşamış kadınsın. Yürü, hadi. Yürü. 36 numara terlik izleri görüyorum. Anlaşılan bizimki buraya kadar terlikle koşarak gelmiş. Songül'ün ayakları 36 numara mıydı? Belki Hasan Paşa'nın ayak izidir. Olur mu kız? O baston ekmeği yutmuş kılıklı adamın boyu en az bir 90 vardır. 36 numara ayağı mı olurmuş? Ne bileceksin anacığım? Belki küçüktür. Hiç kimsenin öyle boyuna posuna aldanmayacaksın. Necmiye kocasını... 2 metrelik ızbandut gibi kocasını hem de neden aldattı sanıyorsun alo? Ondan mı kız? Allah kahretsin, hiç düşünmemiştim. Ay. Yakalandık işte sorunla. Ay ne yapıyorsun, bırak beni. Yürüyün bakalım karakola. Ne yapıyorsun ayol, manyak mısın, bırak beni. Ayol manyak mısın? Zenne operasyonu başarılı tamamlanmıştı. Ay biz zenne değiliz kardeş, vallahi zennelik yapmıyoruz. Yıllardır akılcığımı kurcalayan bir soru var Hasan Paşa. Buyurun sultanım. İsminde kazan kelimesi geçtiği halde kaybettiren yer neresidir? Neresidir sultanım? Burasıdır. Tabii ki de kazan dairesidir. İşten işe attığın kahkahaları duyar gibiyim. Siz daima iyisini bilirsiniz sultanım. Tabii ki de bilirim. Demek bu pis yedili denen varoş ninjaları benim kazan dairemde köpecik papicik besliyorlar. Biz onları köpecik diye besleyelim, onlar benim tertemiz kazan daireciğimde köpecik papicik beslesinler. Haydi Hasan Paşa, şunları suçüstü yakalayalım ve ömür boyu bu pis yediliden kurtulalım. Haydi Esma, haydi Esma, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi Esma, haydi Esma, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi Esma, haydi Esma, haydi. Ay. Aha, işte yakaladım sizi. Aa, Zeki yavrum, senin ne işin var burada? Ha. Esma Hanım, ben değerli, köpek değerli. Acaba köpek değerli olsam dedim ne olacak? Merak ettim bunu. Otur Zeki. Good boy. Hocam, okulda iç olduğunu duyduk. Koşarak geldik. Ana, hocam kuduz olmuş galiba bu ya. Azgınlık dönemi herhalde. Ay, cins bu köpek. Ya o değil de, aynı Jack Russell Kral değil mi ya? Ne Jack Russell oğlum? Bu aptal köpek Beethoven gibi olmuş. Anam! Bırak! Bırak şayet, bırak şayet. Bu kadar eğlence yeter. Hadi, tapış. Zeki sen de 2 dakika good boy ol. Madem yanlış ihbar var, o zaman bize good boy. Aman good boy. Lan o insanlıktan nasibini almamış sahiplerine söyle. Bunu kenara yazıyorum, hesabını daha sonra soracağım. Seni bir ara işemeye çıkarsınlar. Oğlum Pony, koş gidi bakalım. Bırak. Nakça hayat, nakça hayat, nakça hayat. Ha, bırak. Allah Allah. Paşa. Her şey son gelince. Bağımsız Almanya, bağımsız Almanya. Yavaş, şu kırmızıya geldi. Almanya'dan.
Hanımlar sakin olun. Oturun lütfen şöyle. Olay nedir? Anlatın bakayım. Ne işiniz var elin adamın evinde? Şimdi komiserim yakışıklım. Ya, durum şöyle. Bu ikisi yaptılar. Yeminle bunlar ayarttılar beni. Yani itiraf ediyorum komiserim. Bu ikisi planladı her şeyi. Kız sen ne biçim bir insansın öyle? Alman büyükelçisi gelmeden ağzımdan tek kelime alamazsınız. Songül bizimdir ve bizim kalacaktır. Bağımsız Almanya! Şimdi komiserim yakışıklım, biz Songül'ü evlendirmek istiyoruz. Malum kocasından yeni boşandı. Songül kim? Çetenin üyesi mi? Aa tövbe! Komiserim yakışıklım ne çetesi? Songül kendi halinde bir hademe. Kocası alkolikti, yeni ayrıldı malumunuz. Şimdi bunun çalıştığı okulda da bir müdür yardımcısı var. Peki, ne işiniz vardı adamın evinde? Komiserim yakışıklım, şimdi Hasan Paşa'yı, yani müstakbel damat adayını biz dedik ki gidelim. Bir de damat adayı var, öyle mi? Unutmayın ki futbol 11 kişiyle oynanan ve her zaman Almanların kazandığı bir spordur. Sitz, ich bin Gott nauschlein. Anlaşıldı. Bunlar iyicene kafayı sıyırmış. Bana ev sahibini getireyim. Bayanları da gözaltında tut. Alman büyükelçisi ayağına istiyorum. Kostrofobik gözaltında tutamaz. Ben gözaltında tutamaz. Alman büyükelçisi buraya gelecek. Ben Alman'la da anlaşıyorum. Alman büyükelçisi buraya gelecek. Komiserim. Bu Mars gerilemesi beni çok fena etkiliyor Hasan Paşa. Yani ne zaman bu pis yedilinin pompişine tekme atacağım? Ya bir şeyler hep ters gidiyor. Planlarım ters tepiyor. Yani sanırsın evren benimle dalga geçiyor. Yani tipik zenginim ama mutlu değilim kadın sendromu yaşıyorum. Zaten şu varoş veletleri de suçüstü yakalayamadım. Sinirciklerim 10.000 parça güdümlü puzzle gibi bozuldu. Müsaadenizle sultanım. Yolarsa yol. Okay. Efendim. Buyurun. Evet. Tamam. Hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun? Benden izincik almadan nereye gittiğini sanıyorsun? Sorması ayıp Hasan Paşa, hele ki ben bu kadar sinirliyken sen kendini ne sanıyorsun? Evime giren hırsızları yakalamışlar. Sizden karakola gitmek için müsaade istiyorum. Vermiyorum. Hadi tıkandık kaldık böyle. Ne oldu? Ben izin vermeyince hikaye yürümüyor. Anla kiminle muhatap olduğunu. Hadi yalvarmayı kes. Git. Peki sultan. Hadi tıpır. Vefalı mıyım neyim? Vefa bu genç kız fiziğimde ne kadar da güzel duruyor. If I'm profane with I'm virtuous my heart. Juliet. Come here. Come into my life, Juliet. Come on. I kiss you. Good. Pilgrim, you do. Good. Pardon. Good pilgrim, you do. Ay, hocam. Aklım kaçtı hocam. Benim özür dilerim. 2 dakika. Pilgrim, good pilgrim, good pilgrim yudu. Ya hocam tırnak içinde söylüyorum, benim kafam böyle çok karıştı ya, çok özür diliyorum hocam. Ya yudu yudu, yat da uyudu be, yat da uyudu. Hadi kızım hadi ya. Öğretmenim hazırım ben. Show must go on the world. Ben hazırım öğretmenim, mezar tamam ben. Ay siz sıçın başını yollarım yemin ediyorum, bitlerine bakmadan yollarım ya. Olala seni yüzümden yaptım seni çalıştırmaktan. Uy. Good pilgrim you do. Ay hocam ya, gelmiyor hocam ya. Yüzünden. Tamam Damlacığım, tamam. Bu kadar yeterli. Ya ama hocam ben çok çalıştım. Ya ben gerçekten çok çalıştım hocam. Hatta bunu bile ben çalıştırdım hocam ya. Hep bu gerizekalının yüzünden oldu. Seni geberteceğim, saçını başını yolacağım. Salak! Arkadaşınla bir daha böyle konuşma lütfen. Lütfen dedi, please yani. Orçuncuğum. Her ne kadar telaffuzun Shakespeare'in kemiklerini sızlatacak ayarda olsa da en azından ezberini yapıp çaba göstermişsin. 80 aldın.
am the thank you, my teacher. I am the thank you. I am sit, please. Thank you. Sana gelince Damla, borç ödene arta kalan 20 puan da sana veriyorum. Ya hocam nasıl olur yani? Şu simple pastels kılık verip 80 verdiniz. Ben onu çalıştırdım, bana 20 mi veriyorsunuz? Ya hocam olmaz ki ya. Ah be Juliet'ciğim, ne demiş Shakespeare Kamili? Masal masal matitas, mother in law tutas. Polizei Bey, Alman Büyükelçisi'yle görüşmek istiyorum. Ben Alman vatandaşıyım. Sitz, scheiße, ich bin Gott nauschlein. Beni böyle karakollarda süründüremezsiniz. Ben çifte vatandaşlıyım. Hain! Kusura bakmayın hanımefendi. Bizde çifte standart yok. Şimdi komiserim yakışıklı mı? Bakın durum şöyle. Biz şimdi bu Songül'ü evlendirmek... Songül'ü tanıyorsunuz. Daha önce bahsetmiştim. Şu kendi halindeki Adem'e. Aa, Songül çok iyi kadındır. O da benim gibi yani bu olaylarla hiçbir ilgisi yok. Masum, böyle hanımefendi bir kadın. Ama bu ikisi var ya, bu ikisi... Alman Büyükelçisi'ni görmek istiyorum. Derhal buraya getirin. Komiser Bey yakışıklı. Ay, bakın durun. Hayır, şu dakika. Örgüt diyorum. Bakın, ben Alman vatandaşıyım. Komiser Bey yakışıklı. Alman Büyükelçisi'ni görmek istiyorum. Bir dakika, dur. Bakın, Songül'ü evine gitmiyor. Hayır, bir dakika. Komiserim, soyulmaya teşebbüs edilen evin sahibi Hasan Bey geldi. Alın içeri. Hadi bakalım, açıklayın şimdi Hasan Paşa'nın evine gizli gizli neden girdiğinizi. Zarife! Zarife! Komiser Bey, bu hanımları tanıyorum. Bunlardan hırsız olmaz. Yani şikayetçi değilim. İyi ki tanıyorsunuz Hasan Bey. Yoksa elimden bir kaza çıkacaktı. İyi hadi. Gidin. Alman Büyükelçisi gelmeden şuradan şuraya gitmem. Zins ve Şayze. Kız sen manyadın, bu yeter. Yere gidiyoruz. Bir de araştıralım, hırsız tipi var. Adam Songül'e layık falan değil diyordunuz. Baksana mis gibi adam, cillop gibi maşallah. Zarife! Sustum hadi. Yok ama artık ya. Çöplük mü burası? Bir de getirmiş kutusunu arabanın üzerine koymuş. Ay! Sen nasıl geldin buraya? Merhaba. Benim adım Bahane. Kalacak sıcak bir yuva yap. Ve benimle oynayacak bir arkadaşa ihtiyacım var. Beni evine alır mısın? Güney, aşkım. Dün sabah gelirken bizimkiler yolda bulmuş bu yavruyu. Bir iki gündür kazan dairesinde besliyoruz. Ben de düşündüm. Yani seni yalnız bırakmama konusunda Aytun'un yerini doldurabilirim, evet. Ama terlikleri getirmek söz konusu olunca orada büyük sıkıntı var. Ben de dedim belki akşam vardiyelerini bu küçük şirin şeye devredebilirim. Yani tabii sen de istersen. Ya deli misin? İstemez miyim? Bu kadar tatlı bir şey nasıl reddedilir? Ya aşkım çok teşekkür ederim. Kızım Bahane, bana bak. Konuştuğumuz gibi Elçin ablanı hiç yalnız bırakmıyorsun. Olur da yanına biri gelirse avluyorsun direkt. Heh, aferin.
Ağlıyorum. İyi. O zaman veterineri götürüp aşı kartı çıkartalım. Aşı mı? Kızım ben hayatım boyunca aşı vurulmadım. Küçücük köpeğe ne aşısı bu ya? Güney sana inanmıyorum. Aşısız olur mu? Tabii ki aşı kartı çıkarttıracağız. Allah Allah. Nasıl Allah Allah? Sana aşı yaptıracak anne. Ya Elçin, kabul ettin mi acaba bahaneye bakmayı? Etmez mi? Nasıl olsa alışık sevdiklerimizi elimizden almaya. Öyle deme be Gülçiçek. Sonuçta bahane içinde en iyisi oldu yani. Ya bence de en iyisi oldu anacığım yani. Esma Sultan elinde sonunda yakalayacaktı onu. Ne oldu çocuklar? Esma Sultan kimi yakalayacaktı? Bahaneyi. Ne bahanesi? Biz dün sokakta yavru bir köpek bulduk da iki gündür de kazan dairesinde bakıyoruz. Bugün de Elçin'e verdik evinde baksın diye. Öyle mi? Keşke bana da haber verseydiniz. Ben bugün yanınıza uğradım haber vermek için ama okul dışındaydınız hocam. Ha, evet, şu iş görüşmesi için dışarıdaydım. Ha, hocam kabul ettiniz mi? Evet ettim. Yapmayın hocam. Ne yani gidecek misiniz hocam? Çocuklar siz de biliyorsunuz şartlar çok iyiydi. Hem siz demediniz mi hayırlısı neyse olsun diye? Dedik hocam ama yani bizi bırakıp gitmeye gönlünüzün el vereceğini düşünmemiştik. Öyle demek beni iyi tanıyorsunuz. Nasıl yani? Yani işi kabul etmediniz mi hocam? Tabii ki etmedim. Süper. Benden bu kadar çabuk kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz? Ya hocam yüreğimizi indirecektiniz ya. Öyle diyeyim. Ayıptır söylemesi. Geçen gün de beni Oxford'dan aradılar. Dediler ki Orçacığım gel sen burada oku. Her ay sana 5000 euro maaş. Ama ben arkadaşlarımı terk edip gelemem dedim. Reddettim teklifi. Oğlum sen İngiltere'ye git. Tamam mı? Orada kalacağının garantisini ver. Ben ayda 5000 euro verip seni orada okuturum kardeşim. Nankörsünüz Kamiller, nankörsünüz. Vallahi bilseydim kabul ederdim ha. Öyle değil. Oxford'un konu kaç, siz bilirsiniz. Söyleseydiniz ama. Ali. Şimdi çıktım evden. Yok yok, mahalleye gelme. Bir gören falan olur, abimin kulağına gider. Geçen sefer buluştuğumuz yere gel. Tamam, görüşürüz. Bu kız bir şeyler çeviriyor ama. Hadi bakalım. Abi istiyorsan Gülcan'la ben konuşayım tekrar. Bir faydası olacağını zannetmiyorum. Sorsan beni de çok sevip sayardı ama aşktan gözü kör olmuş. Aşık olduğu adam da adam olsa bari. Ah, Güney Efendi orada kız arkadaşını teselli etsin. Biz burada kız kardeşini kurtarmanın yollarını arayalım. Ya Günçiçek, Allah aşkına şu Elçin'i bir bıraksan da biz ne yapacağımıza kafa yorsak. Al buyur buradan yak. Ne, ne oldu? Baksana. Hayda, Gülcan değil mi o ya? Gülcan, hem de Furkan'ın arabasında. Ay, abi bir şey yapmamız lazım. Ne yapsak? Polise falan gidip ehliyetsiz araba kullanıyor diye ihbar mı etsek? Polisten korksa ehliyetsiz araba mı kullanır? Tamam abi yürü. Devreye ben giriyorum o zaman. Dur nereye? Ya ne yapacağız? Gülcan'ın yanında o tikinin foyasını ortaya çıkaracağız. Taksiye binip takip edeceğiz hadi. Benim üstünde para yok. Bende var 20 lira. Dua et de uzak bir yere gidiyor olmasınlar. Kızlar. Ne oldu? Hemen duyunca koştum da geldim. Her şey bu ikisi planladı vallahi Songül. Sen sus. Pis satıcı. Gördük karakolda ne mal olduğunu zaten. Ben Alman vatandaşıyım. Yani koskoca Avrupalarda böyle bir şey görmedim. Ayo, insan hakları mahkemesine kadar gideceğim Songül. Sitz und Scheiße. Allah Allah, çatlatırsınız siz insanı ama ya. Ne oldu siz? Ne halklar karıştırıyorsunuz Allah aşkına yine? Bak şimdi, şu senin Hasan Paşa var ya. Allah Allah. Nereden benim Hasan Paşa oluyormuş canım? Tövbe tövbe. Hadi hadi. Ne olmuş Hasan Paşa'ya? Hani biz seni onunla baş göz edeceğiz ya. Bunu sizden isteyen mi oldu? He? Achtung. Şimdi dedik ki bu adam kimdir? Neyin nesidir? Kimin fesidir? Bakalım bizim Songül'ümüze uygun mudur? Sonra Avrupa Birliği standartlarına uygun mudur? Neydi o? Heh, ISO 9000 belgesi, ISO 9001 değil mi o? Ha? O belgesi var mıdır değil mi? Yani hayatım kısacası hırlı mıdır, hırsız mıdır? Onu bir öğrenelim dedik. Ha. Ondan sonra da hırsız diye sizi içeri aldılar değil mi? Ayanacığım biz öyle evin etrafında dolanıyorduk sadece. Sonra da konu komşuya soruşturacaktık birazcık ki... Vallahi bütün posta kutularına, çöp kutularına musallat oldular. Aa. Adamın anacığım. Ahan da bu ikisi. Aa. Bak
Bak yine ispiyonluyor. Kız sen ne kılçık adamsın öyle, ne kılçık kadınsın. Tip! Polisiler geldiler. Bak. Hırsız diye kolumuzdan tutup götürdüler. Zitzih bin Gottnauschlein. Allah sizin tepenizden baksın, değil mi? Ya Allah aşkına arkadaşlar, kim sizden istedi gidin de Hasan Paşa'yı araştırın diye? Kız, iyi adammış ama bizi şikayet etmedi. Vallahi pamuk gibi adam anacığım. Hiç kaçırma. Alaman vatandaşıyım ben. Yani insan hakları mahkemesine kadar gideceğim. Şimdi şu üçüncü dünya ülkesinde gördüğüm muameleye bakın yani. Resmen şayze. Şayze, çok iyi söyledin Münşen'cim. Şayze, hadi ananızı da alın öyle gidin şayzenizi. Hadi. Bu anahtarları da alırım ben, tamam mı? Çiçeklerimi alırım ben. Hadi. Bir dakika. Sen beni kovamazsın. Alaman vatandaşıyım ben. Çifte pasaportum var benim. Ich bin Gottnauschlein. Ben kendim giderim. Hadi. Fiyanlıcığım bu karışımda. Kız bence bunda kesin nazar var. Biz bir kurşun döktürelim buna. Hadi. Akıllan. Çok ayıp ediyorsun ama. Hadi oradan. Akıllanıncaya kadar konuşmak yok sizinle. Bir dolusu manyak ya. Allah Allah. Sanki gidip onları Hasan Paşa'yı araştırın diye ne oldu? Tövbe yarabbim ya Resulullah. Ya adamı çöplerine kadar karıştırmışlar ya. Ne manyak bunlar ya. Terbiyesizler. Yok konuşmam anacığım, ben artık bunlarla. Nereye geldik? Bizim eve. Ben dışarıda bir yerde oturacağız sanıyordum. Evde daha rahat ederiz diye düşündüm. Senin için sakıncası yok ya. Aslında ben bir kafede falan otursak daha rahat ederim. Hadi ama Gülcan, çocuk değilsin ya. Değilim ama bu yine de iyi bir fikir değil. Bence çok iyi bir fikir. Sence de artık birbirimizi daha yakından tanımanın aklı gelmedi mi? Ben eve gitsem iyi olacak. Hadi ama Gülcan. Saçmalıyorsun. Başına kalan tarih kuşunu kovalayacak halin yok herhalde. Tarih kuşu mu? Sen beni ne zannediyorsun be? Öyle demek istemedim. Ben eve gidiyorum. Gülcan. Yapma, öyle demek istemedim. Ya bıraksana kolumu. İnat etme Gülcan. Sen de benden hoşlandığını söyledin. Ya bırak diyorum. Sapık mısın? Gülcan. Bırak lan kızı. Mert abi. Hey pardon. Yıldızlarınızı yeni düşürmüşsünüz. Bir tanesini de bana verebilir misiniz? Gözlerinizden yansıyan ışık sizin değil o yıldızların. Aşkınız bile tasarruflu cılız bir ışık. Hep ben, ben, ben dedin. Soyup tükendi kurban prenslerin. Elisini yine sen yedin. Doymadı kara meleklerin. Hey pardon. Yıldızlarınızı yeni düşürmüşsünüz.